Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallû alâ rasûlinâ Muhammedin salavât. Sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammedin salavât. Sallû alâ şefî'i zunûbinâ ve kurreti a'yunina Muhammedin salavât. قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له إلى آخر الحديث صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جماعة المسلمين إخوان الدين bizleri yoktan var eden ve varlığından ise haberdar eden, sayamayacağımız kadar nimetleri bize ikram eyleyen, nimetlerin en büyüğü olan iman ve İslam nimetiyle bizleri müşerref kılan sevgili Allah'ımıza sonsuz ve nihayetsiz hamdü senalar olsun. Salatü selam, tahiyyatül kiram, her türlü izzet ve ihtiram, karanlıkları nura, dalaletleri hidayete, haksızlıkları ise adalete çeviren kainatın medarı iftiharı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Allah-u Teala Hazretleri birlikteliğimizi evvela mübarek eylesin. Rabbim bizlere hüsnü ifade, cümlemize ise anlatılanlardan hüsnü istifade edebilmeyi, anlatılanları kabul kulağıyla dinleyip hayatımıza tatbik etmeyi ve dünya imtihanından ahirete çıkarken ahirette yüzümüzün akıyla çıkabilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Anlatılanlardan ders almamaktan, anlatılanlar karşısında hayatımızda bir takım değişiklikler yapmak dururken yine aynı şekilde devam etmekten ve bu imtihanda ise sınıfta kalıp yarın ahirette rezil rüsva olmaktan Cenab-ı Hak sizleri de bizleri de muhafaza eylesin. Kıymetli kardeşlerim, dünyada Allah Teala Hazretlerinin kullarına vermiş olduğu bir takım nimetler, birçok nimetler vardır. Kur'an bu nimetleri anlatırken şöyle buyurur: Estağfirullah. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın size vermiş olduğu nimetleri saymaya kalkışsanız sayamazsınız buyuruyor. Zira nimetler o kadar çoktur ki bu nimetler bizim kendi dünyamıza göre belki sadece bizce, belki sadece maddi olarak anlarız ama sadece maddi olarak anlaşılmaması gerekir. Nimet denildiğinde sağlık bir nimettir. Rahat nefes almak bir nimettir. Rahatlıkla bir şeyi yiyip içebilmek bunlar birer nimettir. Allah'ın vermiş olduğu rızkı rahatlıkla elinize alıp onu koklamak bunlar birer nimettir. Fakat kıymetli kardeşlerim, nimetleri anlatırken bazen öyle büyük nimetler vardır ki bu nimetleri belki toplumumuzdan veya bulunduğumuz çevreden dolayı belki göz ardı edebiliriz. İşte bugünkü sizinle beraber okuyacağımız ayet ve müzakere edeceğimiz hadis-i şerif bu nimetlerin en büyüklerinden biri olan bir nimetin izahı hakkında olacak. Nedir peki o? En büyük nimetlerden biri evlat nimeti. Allah Teala Hazretlerinin kullarına vermiş olduğu emanetlerin en büyüklerinden biri evlat nimeti. Zira bugün toplumumuzda insanlığın çoğu çocuğundan imtihan olunurken, çoğu anneler ve babalar evlatlarından itaat beklerken, evlatlar isyankar bir halle anne ve babalarının kalplerini kırmaktadır. Peki İslam bu konuda ne diyor? Kur'an bu konuda ne diyor? Evlatlarla imtihan olunmamak için Kur'an bize nasıl bir metot uyguluyor? Gelin bununla beraber ayetlerle başlayalım. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretleri yine Kur'an-ı Kerim'de iman edenlere sesleniyor ve buyuruyor ki: Estaizu billah, ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler, ku koruyun, enfusekum, kendinizi koruyun, yetmiyor, ve ehlikum, ehlinizi de koruyun. Peki neyden koruyalım ya Rabbi? Naran, bir ateşten koruyun ki
Öyle bir ateş düşünün ki Kur'an bu ateşi anlatırken وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden ey iman edenler kendinizi ve ehlinizi koruyun. Kur'an'ın bu ayetiyle anlıyoruz ki bir anne ve baba kendisinden sorumlu olduğu gibi kendi ehlinden de sorumlu. Zira kainatın medarı iftiharı Hazreti İbrahim'in duasının tecellisi olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Ela kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi. Ey insanlar, sizler birer çobansınız ve bir çoban nasıl ki kendisine emanet edilen sürüden sorumluysa siz de Allah'ın size vermiş olduğu evlatlarınızdan sorumlusunuz. Peki kardeşlerim, evlatlarımızı bizler nasıl terbiye edeceğiz? Bugün sokaklarda arsızca gezen bir nesle inat, Z kuşağı değil bir vav kuşağını nasıl inşa edeceğiz? Eğer bu sorunun cevabını arıyorsak, önce işe kıymetli kardeşlerim kendimizden başlayacağız. İslam nedir? Kur'an nedir? Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam nedir? Sahabe İslam'ı nasıl anladı? Önce işe kendimizden başlayacağız. Zira unutmayalım ki çocuklar birer su gibidir. Bulunduğu kabın şeklini su nasıl ki alıyorsa çocuklarımız da bizimle beraber şekillenir. Çocuklar neyi görürse sizin sözlerinize göre değil, fiillerinize göre kendilerini şekillendirirler. Binaenaleyh yıllar evvel İngiltere'de çok sayılı zengin bir ailenin bir çocuğu vardı. Bu sayılı zengin ailenin çocuğuna bir dadı bakıyor. Ve baba ve anne kendileri çalıştıkları için bir dadı tuttular. Fakat kıymetli kardeşlerim, çocuk 4 yaşlarına geldiğinde çocuğun sağ ayağında bir topallamayı gördüler, fark ettiler. Apar topar doktora gittiler ve doktorlar çocuğun kemiğini bırakın ayağındaki tırnaklara kadar araştırma yaptılar. Fakat tıbbi olarak çocuğun topallamasını gerektirecek bir şey bulamadılar. En sonunda bir psikoloğa gittiklerinde psikolog meseleyi anlamış ve onlara dedi ki anne babaya çocukla sürekli zaman kim geçiriyor? Dediler ki biz çalıştığımız için çocuğumuza dadı tuttuk. Dadı sürekli çocukla beraber hemhal oluyor. Dadıyı içeri çağırdıklarında bir de ne görsünler? Dadının sağ ayağı topal, dadı içeriye topallayarak geliyor. Yani anlayacağımız şey şudur. Çocuk dadısıyla hemhal olduğu için ondaki hangi halleri gördüyse o da aynı onun gibi topallamaya başladı. Kardeşlerim, birer aynasınız sizler. Çocuklarınız aynanın karşısına geldiğinde sizinle kendisini görmeye çalışacak. O halde Kur'an'ın buyurduğu şu ayet karşısında ey iman edenler kendinizi ve ehlinizi koruyun buyurulurken işe öncelikle kendimizden başlayacağız. Acaba İslam'ı ne kadar biliyoruz? Acaba Kur'an'ı ne kadar biliyoruz? Acaba evlatlarımız bizi kaç defa secdede ağlarken gördü? Acaba evladımız bizi kaç defa Kur'an'ın başında Allah'la dertleşirken gördü? Önce işe kendimizden başlayacağız. İkinci adım olarak da çocuklarımıza doğru bilgi, doğru İslam'ı vereceğiz. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu minvalde buyurdu ki اَدِّبُوا اَوْلَادَكُمْ عَلَى سَلَاسِ خِسَالٍ evlatlarınızı 3 hasletle hasletlendirin. 3 edeple onları edeplendirin. Bunlardan birincisi hubbu nebiyyikum. Peygamberinizin sevgisini verin. Peygamberimizin kainata gelişiyle kainatta nasıl bir değişiklik yaptığını onlara anlatın. Çöllerdeki insanları bir anda semaya yıldız olarak nasıl çıkardı? Çocuklarınıza peygamberin sevgisini verin. Bununla beraber peygamberin ehli beytinin de sevgisini verin. Ve Kur'an'ın tilavetinin de sevgisini verin. Sizler evlatlarınıza bu 3 şeyi verdiğinizde peygamber sevgisi, peygamberin ehli beytinin sevgisi ve Kur'an'ın sevgisini verdiğinizde o zaman göreceksiniz ki karşınızda Allah'a, peygambere, topluma isyankar değil, ümmete dua eden bir evlat modeli ortaya çıkacaktır. Dedim ya kardeşlerim, çocuklarımıza doğru İslam'ı anlatmak gerekiyor. Dünyevi bir şeyler için emek verdiğimiz gibi hakiki bir hayat olan ebedi ahiret için de çocuklarımıza İslam'ı öğretmek gerekiyor.
Yıllar evvel 1980 tarihlerinde Anadolu'da zeki olan öğrencileri yurt dışına eğitim almak için gönderiyorlar. Anadolu'nun bir köyünde Hasan adlı bir talebe de çok zeki olduğu için öğretmeni tarafından dikkat çekilmiş ve bu yavrumuzun öğretmeni bu çocuğun ailesiyle görüşüyor, bu çocuğu yurt dışına gönderelim demişler. Zavallı annesi ve babası evlatlarının geleceği için çocuklarının geleceğinden dolayı ellerindeki her şeyi satmışlar. Ve bu yavrumuzu yurt dışında İtalya'ya eğitime gönderiyorlar. Kıymetli kardeşlerim, İtalya'ya giden bu çocuk sürekli babasına ve annesine mektuplar yazmaya başladı. Biraz zaman geçti, sürekli gelen mektuplar haftada bir gelmeye başladı. Daha sonra ayda bir, daha sonra yılda bir ve en sonunda artık çocuktan mektuplar kesildi. Zavallı babası ve annesi yıllarca evlatlarından gelecek olan bir haberi beklemek için sürekli gözleri yollarda, postacının getireceği bir mektupta. Ve yıllar sonra yine bir sabahleyin kapı çalındı. Gelen postacı, "Hacı amca gözünüz aydın, yıllardır beklediğiniz mektup Hasan'ınızdan mektup geldi," dedi. Babası mektubu açtı, anne heyecanlı. Yıllarca evlatlarından haber bekleyen bir babanın beklediği mektupta aynen şunlar yazıyor: "Sevgili anneciğim ve babacığım, biraz sonra okuyacaklarınızdan dolayı sakın ama sakın bana kızmayın. Biliyorsunuz ki ben yıllardır burada bir Hristiyan ailenin yanında kalıyorum. Burada eğitimimi alıyorum. Fakat burada kalmış olduğum aile bana sürekli hangi dine mensup olduğumu soruyorlar. Ben de İslam dinine mensup olduğumu söylüyorum. Ve onlar bana İslam'la alakalı bir takım sorular yöneltiyor. İman ettiğim Kur'an'ı soruyorlar ama Kur'an bilmiyorum. İman ettiğim peygamberi soruyorlar, onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü siz bana İslam'ı öğretmediniz. İman ettiğim Kur'an'ı bana anlatmadınız. İman ettiğim peygamberimin nasıl biri olduğunu hiç bana açıklamadınız. Ve ben yıllardır beraber kaldığım bu aileye karşı artık utancıma artık fazla dayanamıyorum. Ve ben bundan birkaç ay evvel Hristiyan oldum. Bütün vebali de sizin boynunuzadır." Kardeşlerim, eğer ki doğarken sağ kulağına ezan okuduğumuz, sol kulağına kamet getirdiğimiz ve dünyaya geldiklerinde uğurlarında akika kurbanları kestiğimiz yavrularımızın eğer küfür bataklığına batmamasını istiyorsak, eğer ki Hristiyanlaşmasını istemiyorsak, bugün toplumda ateistliğin ve deistliğin moda olduğu bir zamanda kamera karşılarında "ben ateistim, ben deistim" göğsünü kabarta kabarta utanmazca bir nesil istemiyorsak, çocuklarımıza İslam'ı öğretmemiz gerekiyor. Zira medarı iftiharında bulunduğumuz Osmanlı ecdadımız zamanına gelin gidelim. 14-15 yaşına gelen çocuklar hafız-ı kelam olurlardı. İslam'ın ne olduğunu bilirlerdi. Ondan evvelki süreye gittiğimizde sahabe efendilerimiz zamanında, düşünebiliyor musunuz kardeşlerim? Onların İslam'a bakış açısına bakın ki Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleriyle beraber toplandıkları, İslam'ın temellerinin atıldığı Darül Erkam vardı. Darül Erkam kimdir? Erkam adında bir sahabenin eviydi. Peki bu Erkam dediğimiz sahabe radıyallahu anh kaç yaşında biliyor musunuz? 12 yaşında bir çocuk peygambere geliyor: "Ya Resulallah, madem İslam'ın temelleri atılacak, o halde ya Resulallah benim evim İslam'ın temellerine feda olsun." Yaş 12. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye bir gece yarısında Allah'ın müsaadesiyle hicret edeceği zamanda kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem kendi yatağına yatırdığı, bıraktığı, kendisinden sonra kendi yatağına vekaleten bıraktığı kişi Hazreti Ali Efendimiz. Yaşı tam 14 yaşında. Sahabe efendilerimizden Hazreti Zeyd, Resulullah Efendimizin bir sözünden dolayı 15 gün içerisinde İbranice'yi öğreniyor. Abdullah bin Zeyd adında bir sahabe efendimiz var. O da peygamberimize olan aşkı o kadar büyük ki, peygamberimizin sevgisi ve ona olan muhabbeti o kadar büyük ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat ettiğinde Medine-i Münevvere'de peygambere son görevini yaparken Hazreti Peygamber'in mescidinden çıkarken şu duayı ediyor: "Allahümme a'mi basar hatta la era şey'en ba'de." Allah'ım,
Bu gözler hep peygamberi görmeye alıştı. Ve ya Rabbi şimdi görüyorum ki peygamber dünyasını değiştiriyor. O artık ahirete gidiyor. Ama ya Rabbi bu gözler artık ona o kadar alıştı ki ya Rabbi istemiyorum ki bu gözler ondan başka bir şey görmesin. Bundan dolayıdır ki Allahümme a'mi basar hatta la era şey'en ba'dahu. Allah'ım gözlerimi şimdi kör et ki artık gözümün gördüğü son kişi Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam olsun demiş. Ve kıymetli kardeşlerim, o sahabe kardeşimiz daha mescitten çıkmadan gözleri ama olmuştur. Efendimiz'i anlamak, İslam'ı anlamak, Kur'an'ı anlamak, peygamberimizin bırakmış olduğu en büyük miras olan şu hadis-i şerifleri anlamak. Evlatlarınızı üç edeple edeplendirin. Peki sizler hayırlı bir evlat yetiştirdiğinizde ne mi olacak? Sizler bu dünyadan ahirete gittiğinizde, sevdikleriniz sizi kabristanlığa doğru götürdüğünde Resulullah Efendimizin ifadesiyle اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَ عَمَلُهُ İnsanoğlu öldüğünde artık amel defterleri kapanıyor. Artık feryatlar, artık pişmanlıklar fayda vermiyor. Bir Allah dostunun talebelerine dediği gibi toprağın altında en çok ne vardır? Cevaben dediler ki toprağın altında en çok ölüler vardır, kemikler vardır. O zat buyurdu ki hayır, toprağın altında en çok pişmanlık vardır. Efendimiz buyuruyor ki insanoğlu öldüğünde amel defteri kapanır. Fakat illa min selasin, üç şey müstesna. Üç şey insanın kabirindeki defterine, hesabına otomatik olarak yine yazılmaya devam eder. Bunlardan birincisi sadakatin cariyetin veya sadakatun cariyetun, sadaka-i cariyedir. Kişinin sadaka-i cariye, Allah rızası için vermiş olduğu sadakalar, bunlar yine insanın amel defterine yazılmaya devam eder. İkincisi ev ilmin yuntefe'u bihi, kendisiyle menfaat denilen bir ilim. Birisine öğrettiğiniz Kur'an, birisine öğrettiğiniz Arapça, birisine öğrettiğiniz herhangi bir ilim, bu da insanın amel defterine yazılır. Üçüncüsü ise ev veledin salihin yed'u lehu. Kişinin arkasından bırakmış olduğu hayırlı bir evlat. Annesini ve babasını her geceleyin duasında unutmayan, cuma gecelerinde Yasinlerle, Tebarekelerle babasına ve annesine dua eden bir evladın da Allah duası sebebiyle annesine ve babasına kabirde evladının duasıyla fayda veriyor. Hazreti İsa aleyhisselam ve havarileri bir gün bir beldeye gidecekler. Ve bir beldeye giderlerken Meryem oğlu İsa aleyhisselamın gözü bir kabristanlıkta bir mezara takıldı. Hazreti İsa o kadar gözlerinden yaşlar döküldü ki yüzü sarardı, tüyleri diken diken oldu. Yanındaki havarileri Hazreti İsa'nın niçin ağladığını sormadılar. Ve gidecekleri beldeye gittiler. Dönerlerken aynı mezarlıkta, aynı mezarın başında Hazreti İsa'nın tebessüm ettiğini gördüler. Dediler ki ey Meryem oğlu İsa, birkaç gün evvel bu mezardan geçerken ağlıyordunuz, şimdi ise tebessüm buyurdunuz. Hikmetin ne ola diye sordular. Hazreti İsa aleyhisselamın cevabı o kadar acayipti ki buyurdu ki, bu mezarda yatan kişi dünya imtihanında sınıfta kalmış, fani olan bir hayatı baki olan bir hayata tercih etmiş, günahlarla ömrünü zayi etmiş biriydi. Ve onun kabrindeki hali bana gösterildi. Kabrindeki hali o kadar acayip ve o kadar dehşet vericiydi ki ondan dolayı gözümden yaşlar süzüldü. Şimdi ise gülmemin sebebi ise şudur. Bu adam vefat ettiği zaman hanımı hamileydi. Ve bu adam öldükten sonra hanımı doğum yaptı. Dünyaya bir erkek evladı geldi. Erkek evladı dünyaya gelince hanım onu aldı, bir medreseye gönderdi ve o çocuk az evvel sadece Bismillah kelimesini öğrendi. O çocuk Bismillah dedi, Cenab-ı Hak bu çocuğun besmelesinden öyle razı oldu ki babasının azabını kaldırdı, ondan dolayı tebessüm ediyorum buyurdu. Hayırlı bir evladınız olsun istemez misiniz? Siz vefat ettiğinizde arkanızdan bana neden mal mülk bırakmadı, neden arsalar bırakmadı diyen bir evlat değil. Allah annemden babamdan razı olsun. Bana İslam'ı öğretti, beni medreseye gönderdi, beni Allah'la tanıştırdı, iman ettiğim peygamberimi bana anlattı diyen
bir evladınız olsun istemez misiniz? Evladımızı yetiştirirken en büyük metot Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellemin metodudur. O evlatlarını nasıl yetiştirdi? Hazreti Fatıma annemizi nasıl yetiştirdi? Peygamber kızı Fatıma, Hazreti Ali Efendimizle beraber sahabe evlatlarını, peygamberin ifadesiyle cennetin iki gülü olan Hazreti Hasan ve Hüseyin'i nasıl yetiştirdi? Nasıl yetiştirdi biliyor musunuz? Peygamberden aldıkları edeple, peygamberden görmüş oldukları metotlarla yetiştirdiler. Hazreti Hasan ve Hüseyin efendilerimiz birbirlerine küsmüşler. Anlatılır ki birbirlerine darılan bu iki peygamber torunu aralarına sahabeler ne kadar girdilerse bir türlü barışmadılar. Dediler ki Hazreti Hüseyin'e abin Hasan'dan gel özür dile. Fakat Hazreti Hüseyin'in cevabı abim gelmeden ben onunla barışmam. En sonunda Hazreti Hasan Efendimiz durumu öğrenince geldi ve kardeşine sarıldılar, barıştılar. Sahabeler dediler ki bu işte bir hikmet vardır muhakkak. Zira küçük olan abisinin ayağına gitmesi gerekirken abisini ayağına çağırdı. Nedir ey Hüseyin bundaki hikmet diye sorunca Hazreti Hüseyin Efendimiz dedim ya kardeşlerim peygamber metodundan geçmek var. Peygamberin medresesinden geçmek var. Dedi ki ben dedem Resulullah'tan işitmiştim ki iki Müslüman birbirine küser de kim önce özür dilerse o önce cennete girecek. Vallahi ben abim Hasan'dan evvel cennete girmeye haya ettiğim için onu ayağıma çağırdım. İstemez misiniz ki bugün hala kabrinden bu ümmeti okutan bir İmam-ı Azam gibi evladınız olsun? Bir İmam-ı Şafii gibi, bir İmam-ı Saraksi gibi bir evladınız olsun istemez misiniz? İstemez misiniz ki nakşetmiş olduğu Kur'an'ı kalbine sürekli hatimlerle sizi yad eden bir evladınız olsun istemez misiniz? Evlatlarımız bizim için çok kıymetlidir. Geleceğimizin, ahiretimizin en büyük sermayesi olan evlatlarımızı ey iman edenler kendinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyun ayetine karşı gelin evlatlarımızı en büyük ateş olan cehennemden koruyalım. Ve asrın fitnelerinden başında gelen ateistlik, deistlik gibi Allah'ın kabul etmediği, İslam'ın kabul etmediği çamurlara batmasına asla müsaade etmeyelim. Cenab-ı Hak bu minvalde bize vermiş olduğu bu nimeti hakkıyla kullanmaya bizleri muvaffak eylesin. Evlatlarımızı yaşayan ve yürüyen bir Kur'an nesli olarak yetiştirmeyi cümlemize nasip eylesin. Vefatımızdan sonra bizlere dua edecek nesiller bırakmayı cümlemize ikram eylesin. Ve Cenab-ı Hak şu ayetler hatırına ümmet-i Muhammed'in gençlerini İslam'a hakiki anlamda hizmetçi olacak nesil olarak yetişmeye muvaffak eylesin. Bu asrın Hazreti Mus'ablarını, bu asrın Hazreti Zeyd'lerini yetiştirmeye bizleri muvaffak eylesin. Sizleri en emin olan Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala.